Böyle bir eve sahip olabilirsin. Bu tiple bile bir kadınla bardan çıkabiliyor. Buna ihtiyacın yok. Yine çok zenginim. Yo! Berkay Jem'in kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere intihar ipi nasıl bağlanır onu göstereceğim. Çok kolay. Şöyle bir yuvarlak oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu ipi bunun içerisinden geçiriyorsunuz, sıkıyorsunuz. Birinci düğümünüz oluştu. Daha sonrasında ipin diğer ucunu alıyorsunuz. İçerisinden geçirdiniz mi alın size taş gibi sımsıkı bir ip. Garanti veriyorum asla kopmaz. Müşteri hizmetlerinden Gamze ben nasıl yardımcı olabilirim? Ya merhaba, benim sipariş ettiğim ip koptu. Ben işimi tamamlayamıyorum maalesef. Yaşadığınız olumsuz deneyim için özür dilerim. Ürün numarasını alabilir miyim? Tabii. A0375 yazıyor kutusunda. Teşekkür ederim. Kontrol ettiğim üzere 60 kilograma kadar taşıyan serimizden sipariş etmişsiniz. Eğer 60 kilodan ağırsanız bu yüzden sorun yaşamış olabilirsiniz. Ya, evet, evet doğrudur. Ben onu düşünemedim ben. 100 kiloya kadar taşıyan polyester halat modellerimizden ister misiniz? Ya benim biraz acelem var da. Hiç merak etmeyin. İstanbul içindeyseniz 20 dakika sonra kapınızda olur. Jem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Sertan benim videomu izleyip kendisi... Ertan. Anlıyorum. 15 defa aslında yakalatmış ama başarılı olamamış. Ben takipçilerim hep derim ki denemeyi asla bırakmayın. Peki sen neden denemeyi bıraktın? Ya galiba bunun bir işaret olduğunu düşünmeye başladım. Önemli bir şey burada kalmam için beni çağırıyordu. Aslında size yazıp hani buraya gelmemin sebebi de bu. Anlıyorum. Ailenle görüşüyor musun? Annemle arada görüşüyoruz, evet. Peki ya baban? Yani babamla yıllardır görüşmüyoruz. O zaman reklam gelsin. Baba Sigorta. Hiç merak etmeyin, size babanız gibi bakarız. Sonuç olarak demek istediğim şey şu. Senin burcun neydi? Bu... Oğlak. 3 saatte bir insan intihar ediyor. Sen benim son single'ımı dinledin mi? İnsanların bunu bilmesi lazım. İnsanların bunu görmesi... Kendinizi göstermemiz lazım. Hayatınızda bir kez olsun sesinizin çıkması lazım. Şimdi belki Türkiye'deki diğer genç insanlar için bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sıkıldım. Dım. Neden sıkıldın? Sıkıldım. Hayati bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ve beni dinlemiyorsunuz zamanda. Alsana o. Sana kendimi anlatmaya çalışıyorum. Diğer gençlere, benim gibi ufak insanlara... Abi sen kafayı mı yedin ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ulan intihar ediyorum. Biriniz de bana gelip demiyorsunuz ki senin derdin ne? Sen niye intihar ediyorsun diye? Ulan hani bunu anlatacaktın bana? Ya normal insan kalmadı ya. Ulan intihar ipini bile hızlı kuryeyle getiriyorsunuz. Sizin hiç utanmanız yok mu? Bu insanların hepsi sizi kandırmak istiyorlar. Sizin cebinizden paralarınızı almak istiyorlar. Ya ben bu adamın videosunu izlemeseydim belki de hiç intihar etmeyecektim. Öyle deme Ertan. Üzersin beni. Duygu sömürüsü mü yapıyorsun insanlar şimdi? Hayır Ertan. Aslında bu YouTube kanalını ilk açtığımda İstanbul Boğazı'na bakıp yazdığım şiirleri seslendirmek istiyordum. Sonra sesimle dalga geçtiler. Ben de insanların ilgisini çekmek için böyle şeyler çekmeye başladım. Utanmadan bir de acitasyon yapıyorsun. Utanmadan acitasyon yapıyorsun. Biliyorum çok kötü bir insanım. Bu insanların hepsinin aklına saçma sapan şeyler soktum. Hep para kazanmak için kullandım onları. Suçumu söylemene gerek yok. Kendini acındırmaya mı çalışıyorsun? Sen de bilmiyorsun ne yaptığını. Acındırmaya ihtiyacım yok ama... Herkesin huzurunda sizlere söz veriyorum. Çok daha iyi bir insan olacağım. Sadece bundan sonra insanları daha yapmak için uğraşacağım. Sizin üstünüzden para kazanmaya çalışmayacağım. Söz veriyorum herkese.
Bitsin istiyorum bütün bunlar. Bundan sonra insanlara yalan söylemeyeceğini söz veriyor musun? Söz veriyorum. Her zaman doğruları söyleyeceğini ve onları kandırmayacağını da söz veriyor musun? Söz veriyorum. Biliyor musun? Belki de ilk başlarda senin kadar iyi bir dostum olsa bunların hiçbiri yaşanmazdı. Ben bu kadar leş bir adam olmazdım. Yayından çıktık. Tamam mı? Peşe de getirin bak. Tamam mı? Yani ne diyeyim? Tamam üzme, üzme canını ya. Yani çok güzel Ertan. Hiç bozmanı istemiyorum. Aynı devam et, tamam? Önlük var mı önlük? Fön makinesi ha? Bir de şöyle güzel gözlük yapıştırın be. Her zaman yaptığımı yapıp hayatlarınıza dokunmaya devam edeceğim. Ama artık bu yolda yalnız değilim. Artık bir ortağım var. Ertan. Siz derdinizi anlatacaksınız. Biz de dakika sadece 39 liraya sizleri dinleyeceğiz. Ya gene yapıyorsun ya. Dakikası 29 liraya dinleyeceğiz. Ne de olsa her işte bir hayır var. O ipin kopmasının bir sebebi vardı. O da derdinize derman olmaktı.